Bıçaklar, çakı, bıçağı, işte kevgir, et makinesi hepsini yapıyoruz bunların tamiratını, tadilatını yapıyoruz. Bu senede işlerimiz biraz durgun. Niye? Çünkü bu şeyden çıktık, hastalıktan çıktık. Geçen sene bunlar iyiydi. Ama bu sene işler daha durgun. Satış olayı hiç yok hele. Şu ana kadar satış olayımız bitti. Şimdi bilememiz geliyor iyi kötü. O da benim çevrem olduğu için bana çok geliyor. Şimdi öbür taraflarda adamlar da çoğu bilemiyor. Bir de mahalle aralarında çok bileyenler var. Bakkal önüne bir tane taş koymuş, bıçak biliyor. Berber bir tane önüne taş koymuş, bıçak biliyor. Bunu ya herkes işini yapsın arkadaş. Ekmeği ekmekçiye yedirin. Durum bu. Geçen sene bileme fiyatları 5 liraya biliyorduk. Bu sene 7,5 liraya biliyoruz. Satılları 8 liraya, 9 liraya biliyorduk, 15 liraya biliyoruz. Yani şeyin ona piyasanın artmasına göre bizim arttırmamız hiçbir şey değil. Zaten senede Kayseri'de adet bu. Bir defa bıçak bilenir. Orada kurban ağzı getirir biledirler. Bir daha bile bıçak biletmezler. Sanki o bir zaman da bıçak korelmiyor yani. Adet olmuş. İyi bir kaliteli bıçak 100 lira ve 100 liranın üzeri. Ama marketlerde olsun, keçilerde olsun bilmem bir şey olsun. Ayakta elde satıyorlar hep Çin malı bıçaklar. 30 liraya, 40 liraya, 50 liraya bıçak satıyorlar. O bıçaklar zaten kesmez. Yani az çok selli sepli bir bıçak alacaklarsa verecekleri 100 lira, 120 lira, 130 lira parayı verecekler yani. Kaliteli bıçak. Onu da 20 sene kullanacaklar. Bıçak bile benim püf noktası bıçağı baştan yakmayacağım. Şimdi mahalle aralarında adam da oturmuş başına basıyor, suyunu alıyor bıçağı. Bizde olay olmaz. Yakmayacaksın, güzelce bileğesini çalacaksın, 4 el işlemden geçiyor buradan. İlk önce zımparada incediyoruz, ondan sonra üstünün kırağısını alıyoruz, ondan sonra bileğe çalıyoruz, ondan sonra masada çalıyoruz. Bismillah diyecek, kurbanını kesecek, arkasında sakal tıraşı olacak. Vallahi bir an evvel önce getirsinler, kalabalık olur bizim bura. Şu anda müsaitiz. Açsınlar geçsinler bıçaklarını, biz onları bekliyoruz burada.